Herkese selamlar dostlar. 19 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. 3 tanesi futbol, 2 tanesi de basketboldan Euroleague'de çeyrek final maçları var. Değerlendirecek herkese ideal ve yüksek oranlı tercihlerimi sundum. Değerlendireceklere bol şanslar. Öncelikle skor kazanan arkadaşlarımızla başlayalım. Cumartesi ve pazartesi skor yarışması yapmıştık bildiğiniz üzere. Cumartesi günü ekrana gelsin. Cumartesi gününde Fenerbahçe maçının skorunu sormuştuk. Onur isimli arkadaşımızla Enes Turhan isimli arkadaşımız skorları doğru bilip kazanmaya hak kazanmıştır. Pazar günü kazananlar ise Poyraz Ümit ile Çınar Güzel isimli arkadaşımız. Birçok kişi skor bilmiş fakat bildiğiniz üzere çekiliş yapıyoruz. Kazananların hepsini yazıyorum ben. 8-9 kişi seç 2 kişi hop direkt zaten sistem otomatikman çıkartıyor. Bu 4 arkadaşımız Instagram üzerinden mesaj atarsa katıl Telegram gruplarının linkini ileteyim. Şimdiden kendilerine de bol şanslar uğur getirsinler. Bir skor yarışması daha yapalım dedim. Skor yarışmamız bu sefer United maçı olsun. Yarın bildiğiniz üzere çok güzel bir maç var Liverpool'la United mücadelesi. United'da da Ronaldo formda son maçta hat-trick yaptı. Güzel, keyif bir, keyifli bir maç olur mutlaka. Ben değerlendirmeyi aldım zaten tercihlerimde. Sizce maç skoru ne olur? Benim skorum burada Liverpool'un yanında. Farklı bir Liverpool galibiyeti bile çıkabilir. Sizin maç yorum tercihleriniz ne olacak merak ediyorum. Bol şanslar. Bir diğer gelsin. Youtube'da vermiş olduğum cumartesi ve pazar cumartesi teknisi önermiştim. Sanırım United maçına 2-3 gol olaraktan da. Pazar günü de Adana Demir'in zaten KGS'inden ilk maçtan oradan başarısız olduk. Ya yapacak bir şey yok. Hatta birileri yorum yapmış. Şöyle söyleyeyim. E, son ve cumartesi ve pazar kombinleri başarısız oldu. Ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim ki? Başarısız oldu işte. Tercihler bu yönde. Çok da parlak geçmedi. Kombin olarak maç önü olarak onu da belirteyim. Başarısız oldu mu burada sizlere de belirteyim cumartesi ve pazar. Bugün de kombin yok. Zaten YouTube kombinlerini bir süre zaten kaldıracağım. Çünkü gereksiz kötü yorum atıyorlar yattığı zaman. Adam kazandığı zaman ne yorum yapar ne tebrik etmesini bilir. Ne videoyu like atar destek verir. Kaybettiği zaman akbaba gibi üşüyor. O yüzden maç tercihlerini önereceğim. Değerlendirecek herkes kendi kuponunu kendi oluşturabilir. Ben katıl telegram grubunda zaten düzenli olarak kombinemi atıyorum. Orada bana destek veren arkadaşlarıma güzel kombinler çıkartarak devam etmek istiyorum. Ve canlıdan bahsedeyim isterseniz. Pazar günü canlı gerçekten inanılmazdı. Pazar günü canlısından inanılmaz işler çıkardık. Kombinelerden başarısız olduk fakat şunu söyleyeyim yani 4 katı 5 katına sadece canlı tercihlerle kasasını katlayanlar çok fazla. Kısaca bahsetmek istiyorum şurada. Nis maçı 2.5 üst direkt buradan zaten gelen maçlardan bir tanesi. Arsenal Tula, deplasman 1.5 üst Rostov vardı. O başarılı oldu. Haydana maçına dakika 77'de 1.5 üst verildi. 1.58 gibi orandan başarılı oldu. Anje maçına ilk yarı 0 ve Ankara gücü maçına ilk yarı 0 500. Hakan ve Furkan verdi burada. İkisi de başarılı oldu. Onun dışında şöyle gösterelim. Adana Spor bu başarılı olan da Bayern mini maçına ilk yarı 1.5 üst verildi. Dakika 3'te verildi. Erken dakikalarda verildi. Bayern son 45 artıydı da gol attı derken güzel sonuçlar elde ettik canlıda. Zaten ne geldiyse ne gittiyse ben sizlere burada gösteriyorum. Değerlendirecek destek veren arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürler diyerekten de maçlara geçeyim. İlk mücadele Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, Trabzon'la Kayseri mücadelesi. Bu maç biraz sıkıntı. Nasıl sıkıntı oldu? Bakın normalde şeyi değerlendirecektim ben burada. Kayseri burada iki fark yemez olarak değerlendirecektim. Trabzon galip gelse de Kayseri iki fark atamaz diye düşünüyordum. Çünkü şundan dolayı düşündüm. Tek maç olsaydı tercihim o yönde olacaktı. Fakat iki maçlı olduğu için Trabzonspor burada kendi evinde avantajı eline geçirmek isteyecekti. Çünkü Kayseri buraya kimleri eledi? Beşiktaş'ı eledi. Fenerbahçe'yi eledi. Bu iki takım zaten eleyerekten geldi bu yarı finale. Kayseri Spor. O yüzden kupayı önemsiyor zaten takım. Ondan dolayı çift maç, çift maç olacağı için bu maç sizler de bilgilenin. İkinci maçta Kayseri'de oynanacak bu maçın. Ben ilk maçta Trabzon avantajı eline geçirir gibi düşünüyorum. Rotasyon olacak mı? Elbet olacaktır. Örnek en basitinden kalede Erci olacaktır. Bir sakatlığı vardı en son iyileştiyse muhtemelen o olacaktır. Bir de yüksek oran tercih ne olacak bu mücadele? Ben yine yedeklerin veya rotasyon olacağından dolayı çok fazla gollü bir maç beklemiyorum. Şöyle bir önerim olacak. Trabzon ben de ilk maçtan avantajı geçirir, eline geçirir 2-3 gol gol, gol bandına kalabileceğini. Maçın da 2-0, 2-1 ayarında bitmesini bekliyorum. Taraf tercih olarak burada 1-60 gibi orandan. Maç sonu 1 ve 4.5 alt yaparsanız 1-60 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Yüksek oranlara bahsettiğim gibi 2-3 gol bandında kalmasını beklediğim için de düşük misli sistem fonlarına veya olası bir sürprizden mesela West Ham maçına 2-3 gol tercihi önerdim sizlere. Nasıl geldi? Luck diye sürpriz maç 1-1 bitti sürpriz oldu. Yine bir sürprizden kaçmak için de yüksek oranlı düşük misli fonlarına 2-3 gol tercihi de eklenebilir. Liverpool'la United mücadelesi. Bakın Liverpool bence elek edecek United'ı. Bilmiyorum nasıl olur. Sizin görüşleriniz nedir? United nasıl bir tepki verir bilmiyorum ama ya, oyun olaraktan da bu United'ın herhangi bir sistemi henüz daha oturmadı. Erik Tenak sanırım takıma gelecek. Ajax yönetiminden de şöyle bir açıklama geldi. Haber doğruluğu aklında. Hocaya dedi biz teklif önerdik mi? Önerdik. Maaşını yükselttik mi? Yükselttik. Hoca istemiyorsa yapacak bir şey yok. Bizim de planlarımız hazır diyerekten de bir açıklama yaptı. Seneye muhtemelen Erik Ten United'a gelecek. Bu haber muhtemelen doğru. Onu geçtim. Liverpool şimdi burada şampiyonluk yarışında olduğundan veya bu lig maçı olduğundan dolayı City ile puan farkı zaten bir. Bu tür maçlarda kayıp etmek istemeyecektir. Ki United'da zaten baktığımız zaman da şöyle son göstereyim isterseniz. Ya bu yoğun bir temposu vardı göstermeyeyim. Ne onu anlatayım sizlere. E, Stee de mesela devirdi. Bu arada yüksek oran grubunda ben o mücadele 3-2 biten Liverpool galibiyetini direkt Matsun 2. Steve bu maçı kaybeder diye önerdiğimi de belirteyim. Onun da reklamını yapayım burada. Geçtim onu ziyade. Yani bu iki takım karşı karşıya geldiği zaman ezici bir oyunda bence Liverpool galip gelecektir. Maçın ideali 2 gol atarak kazanır bence Liverpool takımı. 1.40 gibi oranı var onun. Şu an tam 1-40. Maç sonu 1 bir, buçuk üst. Tam bir 40 oranı var. İdeali bence bu. E bir buçuk üst oranı 128 açmamışlar da o düzgün oran. 1 ve bir buçuk üst 40. İdeali bu. Ben yüksek orandan şöyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Şimdi ezici bir oyunla Liverpool galibiyeti beklediğimden dolayı ev sahibi 2 buçuk üst oranı 2.06. Liverpool burada yani 3 gol atarak galip gelir mi? 3-1, 3-0 gibi bir skor çıkar mı? diye düşünüyorum. Değerlendirecekleri yüksek oranların o yönde. Real Betis ile Elche mücadelesi devam edelim. Real Betis de burada bir iddiası var. Orada da puan durumuna bakın. İşler karışık. Eğer aldığı zaman 60-60-60 57'de Real Betis. İlk ikiye bile çıkma şansı var Real Betis'in. Elche gibi bir rakip oynuyor. Deplasmanlarda çok fazla başarı göstermeyen bir ekip Elche. Elçi. Özellikle e, Elche'den şu dikkatimi çekti. Yaptığı faullere baktığımız zaman da ağırlıklı olarak ceza sahasının yakınında faaliler yapmış. Ağırlıklı olarak yani bu istatistik olarak önümde şu an görüyorum ben. <laughs> Pardon. Oyuncular hızlı geldiği zaman ağırlıklı olarak faal yaparak durdukları da istatistikler olarak önümde. Ve şunu görüyorum. Real Betis'in de free oldukça kuvvetli. Baktığımız zaman da ceza sahası dışından şut şansı yaratma. Yani ceza sahasından da çok fazla kaleyi denediğini ve bunda yüksek oranda kaleyi de bulduğunu belirtelim. Burada benim önerim şu yönde olacaktır. Real Betis'in atacağı 2 gol 1.50 oran. Ev sahibi 1.5 üst direkt tercihimdir. 1.50 gibi orandan değerlendireceklere bol şanslar. Milano ile Anadolu Efes. Ben zaten tanıyanlar bilecektir. Hep anlatıyorum burada. Ben Anadolu Efes'ciyim. Euroleague'de hem Fenerbahçe'yi hem Anadolu Efes'i destekliyorum. Türk takımlarından dolayı. İkisi de Türk takımı. Fakat Ağırlıklı olarak bir Anadolu Efes'ciyim ve her maçını izlediğim bir Efes takım var. Milano nasıl bir takım? Bakın Milano şöyle bir takım. Savunmasıyla maç kazanan takım. Sezon genelinde bu neredeyse %70-%80'lik savunmasıyla maç kazandı bu. Ergin Ataman milli takımın antrenörü oldu. Onun yaptığı açıklamalar vardı. Milli takımdan ziyade takım olarak söyleyeyim ben sizlere. Anadolu Efes diyor ki takımı hakkında. Eğer diyor biz burada böyle bir savunma yaparsak diyor. Bu böyle bir savunma yaparsak diyor ki ya Efes'in savunması iyi değildir. Attık yediğinden fazla attığı için kazanır genellikle. Savunması iyi olmadığı için diyor biz böyle savunma yaparsak Milano bizi direkt eler diyor. Diyor ki burada ben biraz daha savunmaya özgüven yapacağım diyor. Savunmaya ağırlık vereceğim diyor hoca da. Ama özellikle olarak şunu belirteyim. Milano'nun da savunması çok sağlam. Efes zaten dış şutlarla Larkin, Misic bu gibi isimlerle, Boba gibi isimlerle dış şutlarla yine skoru yakalamaya çalışacaktı. Fakat Milano da çok tecrübeli. Ya ben ilk maç burada şunu önereyim sizlere. Maç sonu biri direkt. 1.48 gibi oranı var. Milano'nun direkt kazanmasını bekliyorum. İlk maç zaten bu çeyrek finali. Şu anlık 4 maç. 2-2 olursa 5. maç oynanır da 4, 4 maç üzerinden oynanacak. İlk maç Milano seyircisi önünde, taraftarın önünde bir Milano galibiyeti gelir bence. Yüksek orandan da şunu önerdim. Ya ilk maç Efes diyor, o savunmayı yapacağız diyor da savunmayı ne kadar yapar bilmiyorum. 6 farklı Milano galibiyeti ise 2.04 oran. Belirteyim. Milano bu ara çok zorlu bir rakip bizim adımıza. Bayern Münih ile Barcelona mücadelesi. Şimdi önerim şu yönde olacak. Şimdi playoff'da Euroleague'de şöyle bir oyuncu var. Şöyle bir durum var. Birinci ile sekizinci, ikinci ile altıncı, üçüncü ile beşinci, dördüncü ile beşinci mi ne işte. Öyle bir eşleşme var. Burada birinci ve sekizincinin eşleşmesi. Yani Euro Ligi Barcelona birinci, playoff'a son sıradan hak kazanan da Bayern Münih oldu. 8. sıradan girdi. Barcelona'nın kazanması muhtemelen önerim şu yönde olacak benim. Barcelona'nın oranı zaten yok. Doğru düzgün bir oranı yok Barcelona'nın. 1 10 mu 1 mi 7 farklı Barcelona galibiyeti almaktan ziyade 1.39 gibi oran açmışlar. Almadım onu. Barcelona'nın atacağı burada 79 sayıyı bekleyeceğim. Ev sahibi 78.5 üstte 1.44 gibi onu açmışlar. Vitrovic önderliğinde iyi oynayan bir Barcelona takımı var. Bence değerlendirilir. Ev sahibi 78 buçuk Üste bu tercihtir. Değerlendirecekler ama o şanslar. Hani dediğim gibi bir süre YouTube'da kombin olmayacak. 5 maçın ideal yüksek oranlarını anlattım. Aklınızda yatanları değerlendirebilirsiniz. Teşekkürler. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.